Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik kamuoyunda çok tartışılan Atatürk Parkı içinde bulunan devasa ayı heykeli hakkında bir açıklama yaparak, Bilecik bölgesindeki en büyük ayı boyu budur ve birebir yapılmıştır. Atatürk heykeli de birebir Atatürk'ün kendi boyutundadır, dedi. Bilecik Belediyesi tarafından Kültür Sitesi Aile Çay Bahçesi olarak bilinen alanda gerçekleştirilen Atatürk Parkı'nda çalışmaların %95'lik kısmı tamamlanırken, parkın açılmasına günler sayılıyor. Parkın içinde yapılan tilki, geyik ve devasa ayı heykeli tepkilere neden olurken, vatandaşlar parkın içinde bulunan Atatürk heykelinin küçük kaldığını iddia etmişlerdi. Başkan Şahin ayı heykelin çok eleştirilmesine cevap vererek, hayvanları seçme sebebim heykel değil. Çocuklar reel olarak hayvanları tanısın. Benim derdim çocuklar. Ne orta yaşlar, ne de yaşlılar. Çocuklar gördüğünüz gibi daha onların naylonları varken gelip fotoğraf çekildiler. Bilecik bölgesindeki en büyük ayı boyu budur ve birebir yapılmıştır. Yine parkın içinde bulunan diğer hayvan heykelleri de boyutlarının birebir olarak tasarlandı. Atatürk heykeli için de geçerlidir bu. Atatürk heykeli birebir Atatürk'ün kendi boyutundadır. Çocuklar, insanlar Atatürk'ü kendine yakın hissetsin diye kasti olarak böyle yapılmıştır. Ayının gerçek boyu neyse o boydadır, tilki de o boydadır, geyik de o boydadır. Atatürk'ün boyu falan değildir, önemli olan Atatürk'ün felsefesidir. Atatürk'ü Bilecik'in göklerine bile sığdıramazsınız, dedi. Yerimiz vardır, ancak pandemi sebebiyle kafeler açılması yasak olduğu için hazırlanmış olan sandalyeler yerinde duruyor. Açıldığı gün hepsi buraya gelecektir. İnsanlar gayet kaliteli sandalyelerde, kaliteli bir ortamda oturacaktır. Binanın yapım fiyatı ile ilgili bir 5 milyon oluyor, bir 6 oluyor. En son 6-800 oluyor. Bir dahaki mecliste herhalde 7-800 olacak. Yani bunun gerçeği nedir başkanım? Bu 3.654 miydi? 3.654 bin lira ihale edilip yapılmıştır. Burası burada her bir madde en kalitelisiyle yapılmıştır. Bu fiyat kadar buna yakın bir parayı Hamsu projesini harcayanlar düşünsünler. Bunlar ne kaç paraya çıkıyor. Bir kere hayvanları seçme sebebim heykel meykel değil. Çocuklar reel olarak hayvanları tanısın. Benim derdim çocuklar. Ne orta yaşlılar ne yaşlılar. Çocuklar gördüğünüz gibi daha onlar naylonu varken gelip fotoğraf çekti. Bilecik bölgesindeki en büyük ayı boyu budur ve birebir yapılmıştır. Yine diğerleri için de geçerlidir. Atatürk için de geçerlidir. Bakın hususi kaide yoktur orada. Başkanım tepki şuradan geliyor aslında. Atatürk heykeli birebir insan boyutundadır. Ve çocuklar, insanlar Atatürk'ü kendine yakın hissetsin diye kasti olarak böyle yapılmıştır. Ayının gerçek boyu neyse ayı da o boydadır. Tilki de o boydadır. Geyik de o boydadır. Atatürk de bu boydadır. Atatürk'ün boyu moyu değildir önemli olan. Atatürk'ün felsefesidir. Ama onu bu Bilecik'in göklerine bile sığdıramazsınız.